Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin 2000 yıldan fazla hapis talep edilen yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Adnan Oktar'ın Amerika'dan İsrail'e uzanan karanlık ilişki ağı tek tek anlatıldı. Tapınak şövalyeleriyle bile sıkı fıkı olduğu ortaya çıktı. İnşallah dünyayı güzelleştireceğiz hep birlikte. Barışa, kardeşliğe, sevgiye bütün dünyayı çekeceğiz. Söylemleri iyi hoştu da niyeti bambaşkaydı. Adnan Oktar hakkında hazırlanan yeni iddianamede sapkın örgüt ağı ve karanlık ilişkileri bir kez daha deşifre edildi. Tapınak şövalyeleriyle yakınlığı hayret ettirdi. Mehdi'nin gece vakti İstanbul'a geleceğine işaret eden hadisleri var. 1000 sayfalık yeni iddianameyle anlaşıldı ki Adnan Oktar'ın bir kolu İsrail'de, bir kolu Amerika'daydı. İstihbarat servisleriyle, yeraltı örgütleriyle sıkı ilişkiler içindeydi. Masonik yapı olan Sanhedrin Meclisi ile ortak çalışmalar yürütmüştü. İsrail'de her şey güzel olacak. Filistinlilerle, İsrail'le kardeşlerimizi dost yapacağız, kardeş yapacağız. Hahamlar Mahkemesi'ni lüks villasında misafir etmişti. Bu akşamki konuklarımız İsrail'den Haham Ben Abrahamson, Kudüs Hahamlar Mahkemesi'nde İslam'la ilgili konularda danışmanlık yapıyor. İşte Musevilerin nasıl güzel insanlar olduğunu bütün dünya görüyor şu anda. Dahası Amerika'dan gelen tapınak şövalyeleriyle kamera karşısına geçmiş, İstanbul turu attırmıştı. Silsilesi 12. yüzyıla kadar uzanan orijinal tapınak şövalyelerinin günümüzdeki lideri. Sizler aramızda görmek bizim için büyük mutluluk. Adnan Oktar daha önce 8658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeni iddianamede o dahil 72 şüpheli için 2058 yıl 6 aya kadar hapis istendi.